Biz şimdi Ronda'dayız. Ronda, Malaga'nın bir kasabası. Arabayla 60 dakika falan sürüyor, 60 kilometre ama yollar hem dik, aşırı virajlı. Yani biraz gelmek zaman alıyor. Evet, burası Kumul Tepesi üzerine kurulmuş. Evet, yüksek bir yer. Yüksek, bayağı yüksekmiş. Onu zaten gelirken böyle şeyler, dağlar, işte kayalıklar bayağı hissettirdi. Şey düşünüyorsunuz, yani geçmişte burada nasıl yaşam vardı? Aşağıdan yukarı nasıl geliyorlardı? Nasıl ulaşıp sağlıyorlardı? Merak ediyorsunuz. Burası da Endülüs kasabasıymış. Şu an keşfe çıktık. Evet. Mekanlar dolu. Endülüs'e ise zamanla çıkmamışlar. Evet, açık yerler. Biz de dolanıyoruz şimdi. Etrafı, güzel alanları çekmeye devam edeceğiz. Evet, görüşürüz. Bakın yine yeşil beyaz. Endülüs'ü sembol ediyor. Endülüs bayrağında da yeşil beyaz var. Burası meydanı. Restoranlar var. Burada kilisesi var. Burada çeşmesi var. Burada ısrar var. Bakın burada böyle rahipler var. Biz bunu sorduk, araştırdık. Ku Klux Klan gibi gözüküyorlar. Fakat değilmiş. Bunlar bu Endülüs bölgesindeki Nazares diye adlandırılan ne denir? Grup, denir? Grup işte yani. Evet, hani, ve bunların böyle satanistlik ya da dine karşılık gibi bir durumları yokmuş. Evet. Yani dış görünüş değil, iç görünüşe önem verdikleri için böyle giyiniyorlarmış. İspanya'nın en eski boğa arenası burasıymış. Yani ilk yapılan. Bayağı bir tarihi varmış. Bahsettiği, hatta ilham aldığı şehir olarak burası geçiyor. Burada da o yüzden bir Ernest Hemingway ve Ronda şehri kasabası neyi görüyoruz? Tabelası görüyoruz.
üzere. Hemingway romanında Ronda'yı şu şekilde anlatıyormuş. Kent ırmağın üzerinde yüksek bir bayırın üzerinde kuruludur. Bir meydanı vardır çeşmesi olan. Banklar vardır meydanda ve bankları gölgeleyen kocaman ağaçlar. Evlerin balkonları meydana bakar. Altı sokak açılır meydana. Meydanı çevreleyen evler bir kemer altı oluşturur. Öyle ki güneş ortalığı cayır cayır kavurduğunda insanlar kemer altının gölgesinde dolaşabilir. Ne düşünüyorsun bura hakkında? Güzel, tatlış. Kasaba olduğunu hissettiriyor böyle. Ama şey, tarihi yerleri çok güzel korunmuş. Böyle gezecek bayağı bir yer var. O açıdan güzel gelinebilir bence. Evet, ya bayağı vadinin tepesine yapılmış yani. Hani tam tepedeyiz. Aşağıda kocaman bir yükseklik, boşluk var. Yani geçmişi düşününce burada yaşam olması, buraya kurulması birazcık bence zor geliyor ama tabii. Benzer durumlar var dünyada. Buraya yerleşkeyi kurmuşlar. Mis gibi de yaşamışlar. Gracias.
kayıt mısın acaba? Al bunu. Kim gel. Restoranı durduk, kahve içtik. Kahve içtiğimiz manzara da burasıydı. Bu aşağıdaki oturma yerlerinde oturduk. Fiyatlar fena değil. 3 Amerikano bir cappuccino'ya 10 euro verdik. Yani 155-160 lira. Türkiye'de şu an turistik mekanlarda 40 liraya veriyorlar Amerikano'yu.